Merhaba ben Ayşenur. Hepinizin bildiği gibi ben Albino'yum. Bugün sizinle paylaşmak istediğim çok önemli bir durum var. Albinizmin 21 farklı türü var. Bu türlerden birinin adı Hermanski Putlak. Yani benim sahip olduğum durum. Hermanski Putlak milyonda bir görülen bir rahatsızlık. Hem anneden hem babadan gelen iki çekinik gen sonucu ortaya çıkıyor. Ve kendisini albinizmle birlikte tabii ki gösteriyor. Üç ay önce bugün öğrendim Hermanski putlak olduğumu. Ve yaklaşık üç aydır da bununla ilgili bir psikolojik savaş veriyorum. Üç ay önce genetik testimin sonucunu almaya gittiğimde aslında böyle bir şey beklemiyordum. Biz albinizm derneği ile birlikte albinizm türümüzü öğrenmek için bir genetik test hazırlıklarına giriştik. Ben aslında gittiğimde Aşanur senin de albinizm türün bu bu gen kaynaklısın yani hadi bay bay demelerini bekliyordum öyle olmadı çok komplike bir şeyin içine düştüm aslında Hermanski Putlak tabi dediğim gibi kendisini albinizmle belli ediyor ama başka yan etkileri de var mesela en önemli problem kan pıhtılaşamama sorunu yani trombosit bozukluğu bununla ilgili bir kesik attılar koluma çapada ve normalde bu kesik 3 ila 9 dakika arasında durur normal bir insanda. Ancak bende 20 dakikanın üstüne çıktı ve işlemi orada durdurduk. Bir diğer çok önemli problemi pulmoner fibroz adı verilen bir akciğer bozukluğu. Yaklaşık 30'lu yaşların başında başlıyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve maalesef bir tedavisi ya da bir geri dönüşü yok. Başka ihtimalleri karaciğerde bozukluk, ee, karaciğerin iflas etmesi, böbreklerde ciddi bozukluklar ve kalın bağırsakta kolit rahatsızlığının başlaması. Ee, bununla ilgili Ermanski Putlak hastası birinin yılda bir iki defa doktor kontrolünden geçmesi gerekiyor ve böyle bu Wow çok bir süreç yani çapada yatıp kalktım falan 3 ay boyunca öyle bir süreç. Ee, Buna ilgili bir bileklik yaptırdım. Herhangi bir kaza ya da kanama olduğu durumlarda sağlık çalışanları bilsinler. En azından bilmiyorlarsa bile internetten araştırıp bilme fırsatları olsun diye. Çünkü her maske putla kasası birinin bir yerinin kanaması ya da kesilmesi aslında riskli bir durum. Her maske sahibi biri az önce de bahsettiğim pıhtılaşma problemi sebebiyle ameliyat olmamalı. Yani tabii ki ekstrem durumlarda takviye kanlarla olabilir. Ama örnek veriyorum sezeryan, bademcik ameliyatı vesaire gibi şeyler olamaz. Yani ameliyat aslında son düşündüğümüz şey. Ee, Akciğer fibrozunda da olduğu durumda da öyle. Yani bunun aslında bir çözümü var o da akciğer nakli ama e, yani az önce ameliyat alamayacağımızdan bahsettik. Dolayısıyla bu ihtimal de biraz patlıyor. Ee, yani biraz komplek bir durumun içerisindeyim. İlk başlarda pek anlatmak istemedim kimseye çünkü bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ben böyle hani her maske butlak milyonda bir. Nadirdik zaten daha da nadir olduk yaşasın gibi görüyordum. Biraz işler sarpa sardı. Ee, açıkçası bununla mücadele etmekte de zorlanıyorum. O yüzden ee, anlatmak istiyorum. Ben biraz konuşarak problemlerini çözebilen bir insanım. Öyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.